Sinirlendin mi gece vakti? Araman gerek hanım. Ali öğretmen vuruldu. Ne? Hastaneye yetiştirmemiz gerek. Bugün hamama girilecek. Hepiniz gireceksiniz o hamama. Hepiniz isyanınızdan da pisliğinizden de temizleneceksiniz. Sözüm dinlenecek. Hanım! Bundan gayrı ormanda çalışmıyor. Ekmeğimiz orada, sabrımız buraya kadarmış. Günü gelip sen bizden birini de ölüme terk etmeden biz seni bırakıyoruz hanım. Ne demek gitmem? Dediğimi yap Demir. Yoksa ormanda kimi çalıştıracağım? Orasını artık sen düşün hanım. Ben öğretmene bakmaya gitmem. Ali sen konuşuyor. Bir daha gıkın çıkmayacak. Evden köyden biri bilirse biterim. İpleri eline vermem artık senin. Anne yalvarıyorum sana. Bu defalı kahvet anne. Madem lafımı dinlemiyor gidecek. Ona en büyük ceza onu bu haneden göndermek. O bizim elimiz ayağımız anne, bırak kalsın. Sevdalına bakmaya gitmeyeni sen niye korur oldun? Demir'e vereceğin ceza Fadi'yi de mahvedecek. O vakit birlik olup şu okulu açalım derim ha. Ali öğretmenimden habersiz değil mi? İyileştiği gün görüp sevinsin. Ne oldu abla? Karnın mı ağrıyor? Yok. Nereden çıkardın? Ne bileyim. Elin hep karnında da. Öyle mi? Demek Cabbar'a nazar almazsa deli çayın başını kesecek. Susuz koyacak bütün köye mi? Hanım sözünden dönerse ben de verdiğim sözleri yakarım dedi. Ben gözümü kararttım artık Ali. Biliyorum. Kınalı Kara başka bir aşkla geldin. Biliyorum bu köye gelirken tek istediğim bir okul açmak, çocuklara bir şeyler öğretmekti. Ama kader kalbime aşkını soktu. Hiçbir şey babamın sağlığındaki gibi değil. Bu köyü, her şeyi sen mahvettin anne. Nasıl bozduysan öyle yap. Ben Cabbar'a varmayacağım. Kız abla, gideceğim mi Ali öğretmenle? Gideceğim Fadik. Ali iyileşir iyileşmez. Ali öğretmeni herkes, çoluk çocuk bahçede bekleyecek. Şimdi gözlerini açabilirsin Ali öğretmenim. Sınıflar, sıralar, her şey hazır artık. İstedin mi bugün bu vakit derse başlarsın. Hayırlı olsun öğretmen. Fırsat bu fırsat deyip okulu açtınız demek. Öyle. Arkadaşlar sağ olsun bir araya gelip onarmışlar okulu. İyi. El birliği etmeyi de öğrendiler demek. El birliği etmeyip de ne edeceksin? Su uyuyor, düşman uyumuyor. Düşman neredeymiş Ömer? Bize de söyle, biz de kuşanalım. Aynaya bakmaz mısın sen be kadın? Recep sen karışma. Bir diyeceğiniz varsa deyin Süreyya Hanım. Derse başlayacağız. Diyeceğimi dedim. Hayırlı olsuna gelmiştik. Yalan. Vallahi yalan, billahi yalan. Yalan. Şşt. Yalan. Ama anlaşılan pek hoş karşılanmadık. Ali. Arkadaşlarını al, sınıfa gir. Ben de birazdan geleceğim. Hadi arkadaşlar, Ali öğretmeni duydunuz sınıfa. Madem öğretmenin devlet kağıdı var, madem okul devletin okulu, bana da artık laf etmek düşmez. Bundan gayrı isteyen istediği gibi okula yollasın bebelerini. Bırakın bebeleri girsinler. Hayır. Sizden de katılmak isteyen varsa buyursun arkadaşlar. O kadar da uzun boylu değil öğretmen bey. Bebeler yetmezmiş gibi analarını babalarını da okula alırsan ormanda kim çalışacak? Şimdi anlaşıldı okula neden karışmadın. Sen benim tekerime çomak sokma, ben de senin. Ne zamana kadar bu pazarlık? Beni köyden yollamanın bir yolunu bulana kadar mı? Orasını Allah bilir.
bırak Demir. Kendi gelir o. Hadi arkadaşlar. İşi olan ormana, olmayan evine. Panayır yeri değil, okul burası. Hadi. Siz de. Beni alıp götürmeyeceksin değil mi buralardan? Senin yaşadığın yerlerde yasaksız bir sevdamız hiç olmayacak değil mi? Nazar. Sorup dururdum kendime. Hangimize daha çok sevdalı diye. Bana mı? Okula mı? Öğrendim. Affet beni Nazar. Anla. Bu çocukları bırakıp gidemem. Biliyordum. Daha en başında rüzgarlı ağaçta iyi ki bir sevdiğin yokmuş. Yoksa gelmezdin buralara dediğimde. Ama ben öğretmenlik yapmak için geldim demiştin. O zamandan beri biliyordum. Bana olan sevdanın öğretmenliğe olan sevdaya erişemeyeceğini. Nazar! Nazar dur! Alo öğretmenim! Derse başlamıyor muyuz artık? Geliyorum Ali. Tamam. Gel gülüm. Gel sultanım gel. Geç. Geç şöyle. Gel. Otur bakayım şöyle. Hah. Beni yastık vereyim mi? İster misin? Al. Ah. Hemşireler dedi. Ali öğretmen konuşmuş seninle. Ha? Ecebin dediği gibi şikayetçi değil benden. Ali öğretmen, değil mi? He? Oyun falan etmiyorlar, değil mi? He? Aksi olsa bile gider konuşuruz Ali öğretmenle. Seni kıracak değil ya. Alıverir şikayetini geri, he? Tamam. Konuşup yorma sen kendini. Ben bir çay demleyeyim sana. İçin ısınır, he? Verecektin Nazar'ı Cabbar'a. Götürüp kendi elinde teslim edeceğine bir de öğretmenle yalnız bırakıyorsun. Karışma sen benim işime. Anne, bak seni bilmem ama benim sabrım taşıyor ona göre. Ya Nazar'ı ver Cabbar'a ya da ben alıp başımı kaçacağım Yusuf'a. Ne? İkinize de bu köyü dar ederim. Edersin, edersin. Ama ya mecbur kalırsan ne olacak? Hı? O zaman nasıl tutacağım beni? Ne demeye getiriyorsun, lafı açık konuş. Ya Yusuf'tan gebe kalırsam? Ya karnım gün be gün şişmeye başlarsa? O zaman seni de, onu da, karnındaki piçi de gebertirim. Gebertirim. Buyur ağam. Dudu. Dudu. Konuşalım seninle az biraz. Otur. Var mıdır bir diyeceğin? Sağlığın ağam. Başka? Veli nimetimsin. Geç onları. Ben konakta yokken neler oldu onu söyle bana. Ne olacak ağam? Gözlerimizi ırağa yatırdık, seni bekledik. O zaman ne diye bakamazsın Seyit'in yüzüne? Ne diye bakamaz o da sana? Ne demeye yan yana geldiğinizde al basar yüzünüzü. Vallahi bir şey olmadı ağam. Yeminle bir şey olmadı. Doğru söyle. Sen mi kuyruk salladın? O mu ilişmeye kalktı sana? Kulun kölen olayım ağam. Doğru söylüyorum. Aynı bıraktığın gibiyim.
Öyle olsun bakalım. Ama nasılsa öğrenirim. Nasılsa yakalarım açığınızı. Defol! Ne oldu kız? Bir şey dedin mi Aya? Demedim. Demedim ya, sana değer mi bilmem. Eninde sonunda yaptıklarını birileri fısıldayacak Aya. Eninde sonunda ikimizin de canını alacak Cabbar Ağa. O nasıl laf kız? Ben seni ahirette değil gün yüzünde isterim. O zaman ne demeye ağanın yanında köpek gibi olursun? Seni beğendiğimden, sevdiğimden ağa sana ilişmesin diye tutarım çenemi. Yukarıda Allah var. Sende gönlüm yok bilesin. Ama madem sen böylesine sevdalısın bana, al kaçır beni. Yoksa kara topraktır ikimizin de sonu. Ardımda bir bekleyen bıraksam bu gece buraya gelmezdim. Tam gidecekken köye geri dönmezdim. Bu köye gelirken tek istediğin çocuklara bir şeyler öğretmekti. Ama kader kalbime aşkını soktu. Ali, galiba birimizden vazgeçmen gerekecek. Hadi çocuklar, kamber zili çaldığına göre teneffüs zamanı gelmiş demektir. Çıkın oynayın, birazdan devam ederiz. Teneffüs, herkes dışarı. Teneffüs vakti. Bugünleri de gördük ya, artık gözüm açık gitmez. Daha yolun başındayız Ömer, dur bakalım. Kamber! Nasıl ama? Nasıl? Nasıl çalıyorum Ali öğretmen? Nasıl çalıyorum? Dur. Tamam Kamber, tamam. İyi çalıyorsun. Güzel çalıyorsun da dur. Ebeveynler bahçede oynadıkça çalmayacağım mı ben bunu? Hayır. Derse girerken ve dersten çıkarken çalacaksın. Tabii bir de saati gelince. Öyle kafana göre değil. Allah Allah Allah. Ben nereden bileceğim zamanı ha? Benim bildiğim iki tane. Gün doğar, gün batar. Gün doğar, gün batar. Ben nereden bileceğim Ali öğretmen? Nereden bileceğim ya? Al bunu Kamber. 45 dakika ders, 15 dakika teneffüs. Anladın mı? Al. 45 dakika ders, 15 dakika teneffüs. Tamam canım. Anladım anladım. Merak etme sen. Hiç unutmam artık Ali öğretmen. Akşam vakti de geri veririm saatini. Gözüm gibi bakarım ben buna. O saat senin artık Kamber. Hiç saatsiz okul görevlisi olur mu? Ana! Ana! Benim mi şimdi bu saatte? Benim mi? Senin dedi ya Kamber. Benim mi? Allah! Allah! Al işte. Allah! Kamber bu ne olacak? Zili mili unuttu. Ömer, şurada oturup konuşalım mı biraz? Konuşalım. Konuşalım tabii. Delinin yapacağı iş anca bu kadar olur. Döşek mi, saman üstü, çarşaf mı belli değil. Zaten yatak döşek işini Kamber'e emanet eden de kabahat. Koca öğretmen yatırılır mı buralarda? Elinden geldiğince yapmış işte garip. Bir şey deme, gönlü kalır.
Aman Recep, der miyim hiç? Ne dalıp gittin uzaklara? Hiç. Bebelere bakıyorum. Ne de güzel iyileşiyorlar. Boy boy, karası kurusu koşturuyorlar. Hani diyorum... Recep. Ne var ki? Fena mı olur? Olmaz tabii ama... Hadi ben şu ortalığın işini bitireyim. Sen de abimle Ali öğretmene bir çay götür. Sıcak sıcak içsinler. Olur olur. Tabii götürürüm. Üzülmüştür, kırılmıştır nazar kız. Kırıldı tabii. Sanıyor ki okul sevgisi... ona olan sevgimi ağır bastı. Ne edeceksin peki şimdi? Bir bilsem. Ne bu çocuklardan vazgeçebilirim... ne nazardan. Bu çocuklar... bizim geleceğimiz. Yarınlarımız. Onları... bir başlarına bırakıp nasıl giderim? Hem de... bu kadar uğraşıp okulu açmışken. Bunu nazara nasıl anlatırım? Bak Ali öğretmen. Aynı sofraya oturduk, aynı lokmayı yedik. Yeri geldi diklendik birbirimize. Kalbimizi kırdı. Yiyeceğim aynı yolun yolcusu. Bir sayılırız artık, he mi? O nasıl laf Ömer? Tabii ki bir sayılırız. Öyleyse diyeceklerime alınma, darılma yok. Tamam, alınma. Bence nazar kız haklı. Ya bu bebelerden vazgeçeceksin ya da nazardan. Sanma ki hanım yenik düşmüştür. Dirhemle verir, okkayla alır. Yani hem bebeleri hem de nazarı ölür de komaz senin yanına. Abi, Mihriban demlemiş. Sıcak sıcak içsinler, içleri ısınır dedi. Hadi Ömer. Topla şu çocukları da girelim sınıfa. Yapacak işimiz çok. Buyur beyim. Buyur beyim. Kim? Söyle canını alayım. Emret canımı vereyim beyim. Hane içinde düşman kim? Söyle beyim. Beyim. Sen okula gelmeyince ödüm koptu Pınar. Anne seni okuldan aldı diye yüreğim ağzıma geldi. Sahiden o kadar korktun mu? Hem de nasıl. Her gün köy tabelasının önünde bekledim seni. Soracak kimseyi de bulamadım. Çok merak ettim. Kalkıp bize geleceği kadar merak ettiğin belli. Bir şey dedi mi annen? Benim yüzümden sana bir şey yaptı mı? Yani aramızda bir şey olduğunu pek anlamadı gibi. Yoksa çekeceğim vardı. Hoş. Ne yaparsa yapsın eğer senin içinse canım acımaz benim. Pınar, gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Sen hiç böyle laflar etmezdin. Seni düşününce içim içime sığmıyor ama... seni görünce söylemesi zor. Söyle. Ne zaman içinden gelirse söyle. Çünkü ben seni çok seviyorum Pınar. Hadi sen git Mehmet. Buradan eve kadar yalnız döneyim. Bir gören olur. Tamam. Sabah ben seni köy çıkışında bekleyeceğim. Sabahtan beri seni bekliyorum. Söylesene ne oldu? Bugün anamın ağzını yokladım. Ya gebe kalırsam Yusuf'tan o zaman ne olacak? Yine de beni vermeyeceğim mi demeye getirdim. Ne? Kim buraya mı verecek kız sen beni? Sen de amma korkaksın be.
Bak öyle öğretmene, ablam için neleri göze alıyor. O başka, ben başka. Ben seni yalnız komaktan korkuyorum. Yalancı. İki gözüm önüme aksın. Kız, var mı bir hareket? Yok. Bunca zamanda kıpırdar mı ki? O kadarını bilmem. Karı mıyım ben? Sen bileceksin. Bilmem. Büyüklere de soramıyorum ki. Yusuf. Hı. Ya kebek almamışsam, ya kalamazsam, o zaman ne edeceğiz? Nazar kız! Nazar kız! Bak ne verdi Ali öğretmen, bak ne verdi. Bak, bak, bak. Çok güzel ama sonra konuşalım Kamber, olur mu? Ama bak hele, bak, 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 bak. Nasıl da kovalıyorlar birbirlerini. Bak biliyor musun, bunlardan biri kaçıyor, biri kovalıyor. Biri kaçıyor, biri kovalıyor. Taze sevdalılar gibi. Biri kaçıyor, biri kovalıyor. Devamlı böyle, devamlı böyle. Hiç durmuyorlar, hep aynı. Hiç yorulmuyorlar. Hiç pes etmiyorlar sevdaları yüzünden. Ama sevdalarının sonu yok. Biri kaçıp diğeri kovaladıkça hiç yan yana gelemeyecekler. Geliyorlar, geliyorlar. Vallahi de geliyorlar, billahi de geliyorlar. Arada sırada vakit vakit geliyorlar yan yana. Ama sonra yeniden ayrılıyorlar. Nazar'la Ali öğretmen gibi. Kamer'le Zehra gibi. Kamer'le Zehra gibi. Kamer'le Zehra gibi. Kamer'le Zehra gibi. Çorbaya bak be. Bekarlık günlerimden beri yapmamıştım. Kısmet bugüneymiş. Gel. Gel de iç sıcak sıcak. İyi gelir. İnsanın aklını açar. Gel. Gel. Gel gel. Heh. Yavaş. Gel. Heh. Heh, şöyle. Heh. Al. Tam kıvamında. Hani sen şimdi konuşmuyorsun ya. Hiç mühim değil. Doktor rahat bırak. Üzerine düşme dedi. Acelesi yok. Ne vakit istersen o zaman konuş. Konuştuğunda seni alır köyüne götürürüm. İstediğin kadar kalırız. Hani belki denk gelirse Ali öğretmene de bir uğrarız. Okuldaki çocuklara ufak tefek bir şeyler götürürüz. Teşekkür mahiyetinde. Hemen döndürme başını. Kötü niyetle demiyorum ki. Hem şu şikayet işinin aslını öğreniriz, hem gönlünü alırız. Şu Ali öğretmen büyük adam ve selam ha. Ne oluyor? Nereye gidiyor bu yatak yorgan? Nafile Bey'e yatak hazırlayacak. Ne yatağı? Bey bundan böyle benim odamda kalacak. Öyle istedi. Nasıl istedi? Konuştu mu seninle? Ne oluyor Demir? Yine mi isyan ediyorsun? Bey'in dediğini yapıyorum. Çekil, Halil'le konuşacağım. Bey'im, hanım seninle konuşmak ister. Halil, besleyip büyüttüğün iti benim paçama mı salıyorsun? Bu mu edeceğin bana? Dirliğini düzenini ben korumadım mı? Malına namusuna sahip çıkmadım mı? Aşırı çamaşırını mı eksik ettim? Hiçbir gün adına haram mı getirdim? Bunca vakit sonra bunu mu reva görüyorsun bana? Konuş! Konuş! Emret Bey'im. Bitirdin kendini Mihriban. Sen demedin mi okulda bebelere gözleme yapar satarsın diye? Hamur tutuyorum işte. İyi de ben kendini yor helak et demedim ki. Çalışan kadın olmak kolay mı? Yorulacağız herhalde. Bakıyorum hoşuna gitti kız. Gitti ya. Bugün konu komşuya dedim. Ben iş tutacağım, çalışacağım diye. Hı hı. Hepsinin ağzı bir karış açık kaldı.
Yarın çeşme başında herkes seni konuşacak desene. Varsın konuşsunlar. Derler ki kadın kısmı çalışmazmış. Çalışıp da ne edecekmişim. Ben de inat ettim. Yarın en güzel gözlemelerimden yapacağım bebelere. Yap ya. İyi olur. Görsünler Recep'in karısı ne cevvalmiş. Hadi git yat. İşim başımdan aşkın. Hadi. Hadi. Baba. Alörtmenime alışmıştık. Keşke yine bize kalsaydı değil mi? Dedik de istemedi oğlum. Artık benim evim burası dedi ya. Ama sen de çok ısrar etmedin. Sen her şeyi bilmesen olmaz değil mi? Ya, baba, ha? Nasıl? Yapma, nasılmış? Baba. Ha? İyi mi? Hadi şimdi bu kadar eleşmek yeter. Yarın okula gideceksin. Keşke annem cennete gitmeseydi. Bizimle burada olsaydı değil mi baba? Nereden aklına geldi şimdi? İnsan hiç tanımadığı birini özler mi baba? Bak ne diyeceğim. Belki bu gece annen rüyana gelir. Onu rüyanda görürsün ha? Gelir mi? O da seni özlemez mi sanırsın? Niye gelmesin? Hadi uyu artık. Benim güzel oğlum. İyi geceler baba. İyi geceler oğlum. Mihriban, iyi misin? Abla, konuştun mu alörtmenle? Alıp götürecek mi seni? Beni sevdiğinden daha çok öğretmenlik yapmayı seviyor. Yani gitmeyeceksin mi? Köyde mi kalacaksın? Yüreğimi burada bıraktıktan sonra bir başıma gitmem ne işe yarar? Belki o gelir senin ardından. Şehre gidersin. Dayanamaz gelir alörtmen. Kimse bulamaz ki sizi. Kime giderim? Nerede kalırım Fadik? Olacak iş mi senin dediğin? Ali öğretmenin anasına gidersin. Bakar kollar seni. Fadik, sen gitmemi neden bu kadar çok istiyorsun? Nazar! Nazar! Ne işin var burada? Demir duyacak. Duysun. Konuşmamız lazım. Git. Yarın konuşuruz. Hayır. Şimdi konuşacağız. Şimdi gelemem. O zaman böyle konuşuruz. Tamam. Dur bekle. Şimdi geliyorum. Fadik. Merak etme kız abla. Ben seni idare ederim. İnşallah okuldan vazgeçip de seni kaçırmaya gelmiştir. Sen bu evden gitmedikçe ben Demirlen olamam ki.
Ali, ne olur çabuk dediğine zor bela çıktım. Bugün okulda sana derdimi anlatamadım. Öğretmenlikle sana duyduğum sevginin apayrı şeyler olduğunu. Ben anladım Ali, merak etme. Hayır, anlamadım. Tut ki anlamadım. Ne fark eder? Ben sevdan büyükse beni götür dedim. Sen daha büyük bir sevdayı seçip okulda kaldın. Sana bir öfkem yok benim. Bunu kabullendim. Ama bundan gayrı kavuşmak mümkün değil, bunu bil. Nazar, şuna bir bak. Rüzgarlı ağaçta buluştuğumuz geceyi hatırla. Unuttun mu? Bana ne demiştin? Hani en büyük sevdalılar rüzgara, karanlığa, soğuğa ve düşmana karşı direnenlerdi? Niye pes ediyorsun? Niye benimle burada direnmiyorsun şimdi? Ali, asıl sen anlamıyorsun. Karşımızda öyle bir rüzgar var ki hiç dinmeyecek. Öyle bir karanlık var ki dibi sonu yok. Öyle bir soğuk ki birbirimize ne kadar sarılsak ısınamayız. Sen git, ne o? Kalın öyle. Hiç ayrılmayın birbirinizden. Durun öyle. Kamber? Bak Ali öğretmen, bak. Sevdalar buluştu. Bak. Ne de yakışıyorsunuz birbirinize. Huyunuza, suyunuza. Ne de yakışıyorsunuz. Ne yapıyorsun Kamber? Dur orada. Dur. Gitme sevdaların üstüne. Gitme. Bırak öylece kalsınlar. Bırak. Kamber, kendine gel. Bırak. Bak, gördün mü Ali öğretmen? Yine ayırdı sevdalıları. Ne oldu Kamber? Ne diyorsun? Bak. Bak şuna. Akreple yelkovan sevdalı birbirine. Ama bu var ya bu. Bu. Hani dönüp dolanıp duran şey. Saniye mi? He. Hep ayırıyor onları. Bir birleştiriyor, bir ayırıyor. Bir kavuşturuyor, bir ayırıyor. Zehra ile Kamber gibi. Ali ile Nazar gibi. Bırakmıyor ki koyun koyuna, can cana yatsınlar. Al bunu Ali öğretmen, al. Ben hiç sevmedim bunu, al. Benim zamanım bana yeter. Gün doğar, gün batar. Sevdalar kavuşmaz. Gün doğar, gün batar. Sevdalar kavuşmaz. Gün doğar, gün batar. Sevdalar kavuşmaz. Gün doğar. Thank you.
Şu bizim seyis. Adı neydi? Kemal. Kemal. Söyle, kahvaltıdan sonra yanıma gelsin. Baş üstüne ağa. Abi, Mihriban bugün okulda gözleme satacak. Köyün çalışan ilk kadını olacak. Satsın, satsın tabii. Hem 3-5 kuruş bir gelirimiz olur, hem de bebelerin karnına doğru dürüst bir şeyler girer. İyi olur tabii. Kadınlar laf etmiş Mihriban'a, olur mu öyle şey diye. O da bütün gece hırsından hamur kardı. Madem bütün gece hamur kardı, yorulmuştur. Çaydanlığı getir de gitmeden birer bardak çay daha içelim. Hadi Recep. Olur abi, hemen. Ben de Ali'yi kaldırayım, okula geç kalacak. Otur şöyle de konuşalım Mihriban. Kalkar o kendi. Bir şey demedin mi Recep'e? Aa, demedim. Niye ki? Hele bir emin olayım dedim. Mihriban. Bak. Bu işlerin şakası olmaz. Ali'nin doğumunda neler olduğunu biliyorsun. Bir doktora gitmek, ona göre hazırlık yapmak gerek. Öyle tabii ama... Abi, sen gene de bir şey deme Recep'e. Sırası gelince ben derim. Olur olur, tamam. Demem bir şey. Ben bir Ali'yi uyandırayım. Ali? Gördüm onu baba. Rüyamda annemi gördüm. Tıpkı dediğin gibi. Özlemiş. Sabaha kadar öpüp kokladı beni. Sen fark etmesen de ben hep senin yanındayım dedi. Seni hep görüyorum dedi. Görüyordur oğlum. Görmez olur mu hiç? Düşündün mü dediklerimi? Alıp kaçıracaksın mı beni? Düşündüm düşünmesine de tamamını erdiremedim. İyice ölçüp tartmak gerek. Tartacak bir şey yok. Seyis Kemal şimdi ağamın yanında. Peşimize salacak Kemal'i. İyice gözet. Benden habersiz ne işler çeviriyorlar diyecek. Tut ki Kemal sağdan soldan bir yerden duyup ettiklerini ağaya söyledi. Cabbar ağa seni de beni de sağ koyar mı sanıyorsun? Ben konuşurum Kemal'le. Sözümü dinler. Kaç zaman? Ortalık yatışıncaya kadar. Şimdi herkes tetikte. Ortalık bir yatışsın hele. İstediğin gibi alır kaçırırım seni. Senin ipinle kuyuya inilmez ya. Ne çare? Denize düştük. Elbet sarılacağız yılana. Ne işler çevirdin yine dün gece? Ne biliyorsun ki? Ne bilmiyorum ki. Yine keklik gibi seke seke Ali öğretmene gittin. Duydum sesinizi. Gittiysen ben gittim. Sana ne? Yani anneme yetiştirmiyorsam sanma ki bilmediğimden. Ya Cabbar'a ya o Ali öğretmene birine var ki. Bir an önce ben de işime bakayım. Sumru, haddini aşıyorsun ona göre. Unutma ki ben senin ablanım. Ateş olsan düştüğün yeri yakarsın be. Hepinizin ipi elimde. Anam bir lafıma bakar saçınızı başınızı yolmak için. Ne yapalım? Biz de o zaman söylemek zorunda kalırız. Neyi? Geçen gece hamamda Yusuf'la neler yaptın? Hoşçakalın. Ne güzel şakıyordun demin Sumru abla. Şimdi de konuşsana. Sen ne diyorsun be? Sumru bak yanlış yapıyorsun. O Yusuf pisliği yarı yolda kor seni. Yüzünü kaldıramazsın yerden. Bana diyene bak. Sağında Cabbar ağa, solunda Ali öğretmen. Sen de ortada fırıldak. Buyurun bey. Hanım kalkmadı mı daha? Bakayım. Hanım odasında yok beyim. Gitmiş. Ne
Dediklerimi iyice anladın değil mi? Anladım ağa. Hadi koçum, yürüyeyim seni. Süreyya. Vay vay vay. Beni burada nasıl buldun Süreyya? Benden saklanamayacağını bilmen lazım Canbara. Erkek işine meraklı olduğunu bilirdim ama bu kadarını bilmezdim Süreyya. Bilirsin, iş başa düştü mü gözümü budaktan sakınmam. Daha ne saklanırsın Canbara? Konuşmamız gerek. Konuşalım bakalım Süreyya. Geç buyur Süreyya. Buyur. Böyle. Hoş gelmişsiniz. Artık bizim de bir okul. Helal olsun be Ali öğretmeni. Uğraştı didindi, açtı okulu sonunda. Belli olmaz o işler. Gün ola devran döne. Ya hala işin pisliğini düşünürsün. Kınalı karın artık bir okulu var. Var mı bu işin ötesi? Okulun açık kalacağı ne malum? Ya hanım karar değiştirirse? Ya yine bebelerini okula yollayanları ormanda çalıştırmam derse? O zaman ne diyeceksiniz? Ha? Davarlık edersin diyeceğim. Başına çoban istersin diyeceğim. Allah'ından bul diyeceğim. Ne diyeyim? Evet. Kuyruğuna mı bastık? Sen o Ali öğretmene fazla dayama sırtını. Hadi anca gidersin. Yusuf, karıştırma ortalığı. Yediğin sopa az geldi galiba. Bak işine. Hadi be. Recep bırak. İşimize bakalım biz. Hala konuşuyor Ömer abi ya. Ben bunu günde 3 öğün yemek niyetine sopalasam akıllanmaz. Ya işte yani. Bu da böyle garip bir evet. Allah'ın bir ucu. Utanmadan bana dikleniyor. Karısını okulda çalıştıracak. Gözleme sattıracakmış deyyus. Bir şey değil, taş yağdıracak bu sonunda başımıza. Geç kaldım. Çocuklar. Günaydın Ali öğretmen, günaydın. Bir dakika Kamber, bir dakika. Saat kaç, çocuklar nerede? Bak, 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 bak. Ben sana söyleyeyim. Bebeler ekmeklerini yemiş, yeni yola çıkmışlardır. Birazdan gelirler. O zaman sen niye zil çalıyorsun? Ben seni kaldırmaya geldim. Bildim ki uyumamışsındır dün gece Ali öğretmen. Benim hazırlanmam gerek. Günaydın Ali öğretmen, günaydın. De bakalım Süreyya Hanım. Ne demeye alıp başını geldin buralara kadar? Diyeceklerim mühim. Haberler iyi değil Cabara. Anlaşmadan caydıysan, suyumuzu kesme diye geldiysen boşuna yalvarma hiç. Ne senin, ne kınalı karın gözünün yaşına bakmam nazar benim olmayacaksa. Olacak. Olacak elbet ama yardımın gerek. Hele bir de bakalım. Beyi bilirsin. Mangal yürektir. Dediği dediktir. Öyleydi ya. Ama artık kaç para? Seni de hiç sevmez. Şimdi bana dikleniyorsun ya. Sağlığında kuyruğunu pek çıkaramazdın apışarandan. Süreyya, ne diyeceksen de lafı fazla uzattın. Diyeceğim eğer bey iyileşirse nazarı anca rüyanda görürsün. Bey iyileşirse ha? O ancak rüyasında iyileşir. Bey iyileşiyor Cabbara. İyi kötü konuşmaya başladı. Demir artık lafımı dinlemiyor. Bir an olsun beyin yanından ayrılmıyor. Belli ki ona bir şey yapacağımdan korkuyor. İki kelamla çekip aldı Demir'i yanımdan. Bir de ayağa kalktığını, yürüdüğünü düşün. Köylünün karşısına çıktığını düşün. Seni de beni de siler. Geçmişte sana ilişmediyse kini yoktu. Nazara yaptıklarını bir düşün. Seni konağında, köyünde, ağalında kor mu sanıyor? Ne edeceğiz peki onu de o zaman? Bana bir adam lazım Cabbara. Ağzı sıkı, gözü pek, her dediğimi yapan bir adam lazım. Davut!
Aman efendim, aman efendim. Selamünaleyküm Davut. Kimleri görüyorum? Bana biraz kereste lazımdı da. Bende keresteden bol ne var? Hele bir acı kahvemi iç, gerisini hallederiz. Buyurun. Hem uğrayayım bir hatırını sorayım dedim, hem de kendi işimi kendim göreyim dedim. Yetin, sağ ol. Oğlum, bir kahve söyleyin müteahhit beye. İşler yolundadır inşallah. Yolunda, yolunda, sağ ol. Senin işler nasıl? Sizin kadar olmasa da kendi yavrumuzla kavrulup gidiyoruz işte. Geçen gün kulağıma bir şeyler geldi. Hastane filan. Oldu öyle bir şeyler. Ne kadar kereste lazımdı size? 20-25 metreküp yeter. Aha, iyi. Olayı dün lokalde duydum. Herkes konuşuyor. Ne konuşuyorlarmış? Konuşacak ne varmış ki? Vallahi sen benden duymuş olma ama bir deli senin hanımı aramış kasabada. Sizin mahallede görmüşler. Eve gelmiş. Ne olduysa da o akşam olmuş zaten. Ne olmuş ki o gece? Ben esnafın yalancısıyım. Yani yıllardır beraber iş yapıyoruz seninle. Yani işin esasını senden öğreneyim istedim. Diyorlar ki bu deli var ya senin hanımın eski şeyiymiş. Neymiş? Yahu şeyiymiş işte. Sen de ne safsın be birader. Yani gözünü aç diye söylüyorum. Biz eski dostuz be kardeşim. Biz eski dostuz. Çık ulan dışarı. Dostluğuna da sana da. Size ne lan? Ya bir dakika Davutcuğum, bir dakika. Size mi kaldı benim namusumu bekleme? Bir dakika be kardeşim. Gebertirim. Defol git lan buradan. Kereste. Abi kahve. Ulan kahve de sana da. Puh. Demir, sana soydum. Sağ ol. Yemeyecek mi? Yerim sonra. Biliyorum kızacaksın bana ama merak ediyorum. Geceleri uykum kaçıyor. Anamı dinlemeyeceksin değil mi? Bizi bırakıp gitmeyeceksin. Aslında gidecektim ama bey bırakmadı. Arkamı sağlam tut dedi. Babam mı? Bey. Nasıl bırakmadı? Senle de mi konuştu? Senle konuştu mu ki? Ha, konuştu ya. Her şey düzelecek dedi. Yavaş, yavaş olun biraz, tamam? Tamam çocuklar, arkadaşlarınıza da verin. Ezmeyin birbirinizi, hepinizde var. Güzelce yiyin. Yine yaparım, hep yaparım. Arkadaşlarınıza da verin. Kardeşsiniz siz. Mihriban. Nasıl gözleme satmaktı? Aman Recep, şunlara bak. Nasıl paralarını alırım ben bunların? Ufacık bunlar daha. Hep böyle dağıtırsan gözleme yetiştiremezsin ki bunlar. Niye yetiştiremeyecekmişim? Geceler çuvala mı girdi? Baksana, hepsi de ne güzel yiyorlar. Güzeller değil mi? Hem de öyle güzeller ki. Recep. Hı. Bak bana. Sana bir şey diyeceğim ama hemen heyecanlanma. Hayrola? Hayır. Ama söz ver. Emin değilim çünkü. Yani bilmiyorum. Aslında daha bir şey demeyecektim ama. Söylesene Mihriban. Deli mi edeceğim beni? Belki. Belki bizim de bir tane olur. Ne? Anlasana işte. Belki. Belki çocuğumuz olacak. Doğru mu diyorsun Mihriban? Babam olacağım yani. Doğru mu diyorsun? Bak belki diyorum. Kesin demiyorum. Allah be! Allah be! Çocuğumuz olacak! Baba oluyorum! Baba oluyorum baba! Baba oluyorum! Çocuğumuz olacak! Recep! Baba oluyorum! Baba oluyorum! Çocuğumuz olacak! Seni seviyorum Mihriban! Bırak Recep! Seni öyle ayıp, çok seviyorum ayıp. Ki! Recep! Ne oluyor? Baba oluyorum Ali öğretmen! Baba oluyorum Ömer abi! Tebrik ederim! Ne güzel bir haber! Baba oluyorum Kınalı Kar! Baba! Baba oluyorum baba! Seni de tebrik ederim Mihriban. Sen de dayı oluyorsun ha Ömer? Kısmet. Ay bütün köye duyuracak hamile olduğumu. Hadi o zaman dayı Ömer. Bul şu kamberi de zili çalsın. Ders vakti. Bulayım Ali öğretmen bulayım. Kamber! 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 Kim bilir? Nazardan hiç sevinecek. Şerefe. Şerefe. Ne iyi ettik değil mi Kemal? Ne zamandır kafaları tütsülememiştik seninle.
İyi ettik tabii. Geçen gün hesapladım da seninle bayağıdır tanışırız. Olmuştur bir 5-10 sene. Fazlası var, eksiği yok. Kardeş, akraba sayılırız artık. Öyle tabii. Serimiz ser, sırrımız sırdır değil mi? Öyledir. O zaman sana bir şey soracağım. Ama aramızda kalacak. Sustuğun kabahat. Bugün ağa seni çağırdığında ne kelam etti? Benden duymuş olma ama kafası karışmış biraz. Bana senle dudağı arasında bir şey var mı diye sordu. Ne dedim peki? Ne diyeceğim? Yoktur ağam. Seyit öyle şey yapmaz dedim. Kardeşimsin diye boşa konuşmuyorum ben be. Cabbar ağa, sen yine de gözünü aç. Sağa sola mukayyet ol, uyanık ol. Her şeye kulak kabart diye de tembihledi beni. Yüreği kabarmış demek ki. Bak, o zaman ben sana işin aslını anlatayım. Ama sır, aramızda kalacak. Var yani bir iş. Var ya, var. O dudu denilen karı yapıştı yakama. Silkeliyorum, silkeliyorum, düşmüyor. Deme ya. Hayır, ağanın kulağına giderse kızın kanına girecek diye korkuyorum. Derdi neymiş? Derdi belli tabii. Aklınca ağayı kıskandırıp nazar kızdan soğutacak. Vay anasına be. Ama sen sakın ağaya bir şey deme. Ağamdır. Hainlik edemem dersen aynen böyle anlat. Kız yapışmış Seyit'e de. Seyit bir odalık yüzünden seni üzmemek için bugüne kadar bir şey dememiş de. Sattın beni değil mi? Canının korkusuna sattın. Dur dellenme. Davranma. Git. Hani çok seviyordun? Hani her şeyi yapardın? Ne oldu? Bu kadar mı bedava? Söyle hadi. Odalığım diye mi bu bedavalık? Eninde sonunda kanıma girmeyecek miydin? Gideceğim yerim olmadı. Söylediğin yalanların ölümüm olduğunu bile bile sattın beni. Ne suçum vardı benim? Peşimde dolanırken sonumun korkunç kara toprak olduğunu bellemedin mi? Sana he desem de, ağaya söylesem de geberip gitmeyecek miydim? Her iki yolun sonu da ölüm değil miydi? Biraz erkek olsaydın da ömrümde biri beni gerçekten sevdi diye girseydim mezara. Benim bu hayattan hatırlayacağım bir şey kalmadı artık. Ama senin olacak. Dur yapma. Ne olur. Dudu. Masallarda olur zannederdim böyle şeyler. Ama sadece masallarda olmuyormuş demek. Masallar sadece aşklara, sevdalara aitmiş. Sana yazıyorum. Çünkü bazen yazarak anlatmak konuşmaktan daha kolay nazar. Aşık olmak, sevdalanmak bu yaşadıklarımız içinde en zor. Lale bahçesinde papatya olmak gibi. İlk koparılan, ilk canı yanan sen oluyorsun. Gitme. Bu duyguyu, seni nasıl sevdiğimi anlatmak çok zor nazar. Nefes almak, susamak gibi. İstemesem de uyumak gibi. Zamanı durdurmak, akreple yel kovanın acısını anlamak gibi. İstediğin en büyük şeyi, en büyük hayalini ellerinde tutmak gibi. Masal bu ya. Seninle aynı hayatı paylaşarak yaşamayı düşlemek gibi. Geceleri seni düşünüyorum nazar. Ellerini, yüzünü, gülüşünü, en çok da gözlerini. Rüzgarlı ağaçta söz vermiştik ya birbirimize. Hakiki sevdalılar rüzgara, karanlığa, soğuğa ve düşmana direnenlerdir. Rüzgara, suya, toprağa. Rüzgarlı ağaç. İşte ben o yeminimi kalbimin en derin yerinde. Sana sevdalı, sana aşık yerinde saklıyorum nazar. İşte bunu yeminimi
Nasıl desem? Öğrettiğim her harfte, çocuklarda, bu ülkenin geleceğinde saklıyorum. Eğer bırakırsam, vazgeçersem, yenilirsem, seni sevmeye nasıl devam ederim Nazar? Anlatmak kadar, anlamak da çok zor biliyorum. Lüks arabalar, lüks evler, bol para içinde geçen hayatım boyunca ben de anlamadım. Değişebiliyormuş demek insan. Issız kalıyormuş her insanın bahçesi. Beklenmedik bir anda çiçekler açabiliyormuş. Rüyalar gerçek, gerçekler bir masal olabiliyormuş. Masallara inan Nazar ve sadece şu sözüme, seni seviyorum. Ali.
hasret ektim.